Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Orjinal Matematik Yayınları'nın 2023 ayeti Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altın şerifte kalmıştık hatırlıyorsanız. altın şerifinde çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi Alper Kanka Online. Eşsin çözüm kümesi aşağıdaki hangisidir diye soru atmış. Doğru cevap B seçeneğim Alper. Evet Mustafa teşekkür ederim. Rica ederim, Alper. Alper telefonu uygulamasıyla arkadaşı Mustafa'ya gönderdiği eşsizlik sorusunu Mustafa çözdükten sonra doğru seçeneği işaretleyerek aynı uygulamayla göndermiş. Aradan şekilde konuşma geçmiştir. Mustafa'nın gönderdiği fotoğrafta kalemin altında kalarak görünmeyen yukarıdaki aşağı yukarıdan aşağı doğru eşlik sembolleri hangileri vardır diye sormuş. Şimdi buraya dikkatli bakalım. O zaman nasıl şurada da yaparız onu herhalde biz. X4'e artı 3 değil mi? O zaman nasıl diyeceğiz? X-4, X artı X 3 diyeceğiz. Şimdi burada da X-8, X artı X 2 diyeceğiz. Yani bizim 4 diye, eksi 3 diye, eksi 2 diye, 8 diye köklerimiz var. Şimdi biz tablo oluşturuyoruz ve sistem yapıyoruz. Şimdi üstteki 1, alttaki de 2. Tamam mı? O zaman eksi 3, eksi 2, 4, 8. Şöyle yaptık. Üsttekinden ne geldi? Eksi 3 ile 4 geldi. Alttakinden de eksi 2 ile 8 geldi. Şöyle yaptığımızı düşünelim. Tamam mı? O zaman şimdi bunun başkası pozitif bir kere artı ile başlayacak. Artı artı, eksi eksi, artı. Şimdi ikincisi de artı ile başlayacak. Artı, eksi eksi, artı, artı. Şimdi istenen bölge, bak bu arada e, istenen bölge 2 ile 4 arasında. Eksi 2 ile 4 arasında burası isteniyor. Demek ki negatifleri istiyor. Yani ikisinde de negatifleri taradım. Tamam mı? Yalnız eksi 2 dahil. Şimdi bakın burada bu nokta taralı bölgede olduğu için bunun da içi dolu olması lazım ki burası ne olsun? Dolu olsun. O zaman burası dolu. Tamam mı? O zaman bizim burada küçük eşittir istiyor olması lazım. Üsttekinde ise e, üst sınır ne? 4. Zaten 4'te burası dahil olmayacak ki bakın burası açık aralık. O zaman böyle olacak. Eksi 2'ye 4. O zaman burası nedir arkadaşlar? Küçüktür sıfır olacak. Yani küçük küçük eşit. Var mı küçük küçük eşit? O zaman Edirne yani birinci sorumuzun cevabı ne geldi arkadaşlar? Edirne geldi diyebiliriz. Onam. ilk soru sol tarafı kaplamış. Geldik ikinci sorumuza. Şunu şu taraftan sileyim kafamız karışmasın. Değil mi? Şimdi geldik ikinci sorumuza. Esin çözüm kümesinin olduğu biliniyor. Şimdi burada bir tane eksi 1 diye, bir tane 5 diye, bir tane de 2 diye kökümüz var. Eksi 1 diye, 2 diye, bir de 5 diye köklerimiz var. Doğru mu? Şimdi bunların hepsi tek katlı kök mü bilmiyorum. Onlara yorum yapacağız. 2 bir kere çözüm kümesine dahil değilmiş. 2 bence çift katlı kök ki bu şekilde gözüksün. Bunlar da tek katlı kök olsun. Şimdi artı 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 ile başlasın. Eksi eksi artı olsun. O zaman ne oldu? Eksi birden 5'e kadar 2 yok. Evet doğru tutturduk. Şimdi eksi 1 tek katlı kökmüş. O zaman a tektir arkadaşlar. Değil mi? 5 de tek katlı kök. Bu da tektir. Buradaki 2 de çift katlı köktür. O zaman C de çiftmiş. Yani A, B, C diye düşünürsek tek tek çift olacak. Şimdi buna göre hangileri doğru olabilir demiş. A ile B'nin toplamı tek de tekin toplamı çift. Çifti çifte böldüm tek çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Niye çıkmasın? Yani mesela bunu 2 seçtim. Bunu 4 seçtim. Bunu da mesela kaçsi? 6 mı oldu? Bunu da 6 seçtim. Gördüğünüz gibi 1 oldu. Olabilir diyor. Kabul. Eksi 2 üzeri A pozitiftir demiş. Şimdi A tek o zaman burası eksi. B tek zaten burası artı. C çift burası da artı. O zaman bunun cevabı O olmadı. Negatiftir. Bu kesin yanlış. Üçünün toplamı sıfır olabilir mi? Şimdi tek tek çiftliği biliyoruz da hani aşağıda olabilir mi? Sonuçta hani bu B aşağıda bir ifade olabilir. A aşağıda bir ifade olabilir. Yani negatif olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Sonuçta çözüm küresinin doluluğu boşluğunda buraları boş olacak. O zaman toplamları sıfır olabilir. Onda problem olmaz. O zaman 1, 3 diye bir seçeneğimiz var mı? Var. O zaman doğru cevabımız ne geldi? C hangi geldi diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Şimdi fx fonksiyonu bu. Gx fonksiyonu da bu. Şimdi ikisinin de 1 diye kökü var. Doğru mu? O zaman bir çift katlı köke döndü. Bir tane a diye bir köküm var ki a negatif. B de pozitif. Bu çift katlı kök. Bu tek katlı kök. Bu tek katlı kök. Ee, ve eşitlik var. İçleri dolu olacak. İkisinin de başka sayısı pozitif. Nereden biliyorsun hocam? Kollar yukarı doğru gidiyor. Artı, eksi, eksi, artı. Ne istiyor bizden? Küçük eşit sıfır. O zaman burasının hepsi. O zaman AB kapalı aralı. Yukarıda verilen ikinci hocam fonksiyonların baş bir olduğuna göre fx çarpı gx eşitliğini çözüm yapıyoruz. hangisi olamaz demiş. Şimdi bir tanesi a'sı bu arada ne olacak? Negatif olacak. B'si ne olacak? Pozitif olacak. Yani ama birden büyük olacak eksi artı olacak. Aa bu olmaz. 2 7. ikisi de sağda kaldı. Olmadı. Bakın Denizli olmadı. Değil mi? Aynen. O zaman doğru cevabımız olamayacak seçeneğimiz. 3. soru için Denizliymiş. Geldik 4. sorumuza. A B C CNF felemeki birer dikdörtgen. AB 6'ymiş. KL 18'miş. Şimdi D noktası burası. E ee, yukarıda verilen bu farklı boyuttaki üç cetvel için ND çarpı EM Hmm, şöyle yapalım. Şurası x olsun. Şimdi şunun tamamı 12 olduğuna göre burası 12 eksi x'tir. O zaman x ile 12 eksi x'in çarpımı 27'den büyük eşittir. O zaman ne oldu? Eksi x kare artı 12 x eksi 27 büyük eşit 0. Hepsini sağa attım. x kare eksi 12 x artı 27 küçük eşit 0 olur. O zaman 3 ile 9 mu? Aynen 3 ile 9 yaptı. Artı eksi artı. O zaman istenen bölge buradadır. Yani x ifadesi 3 ile kaç arasında? 9 arasında. Eşsini sağlayan cd uzunluğu hangi aralıkta olmalıdır demiş. Şimdi bu arada 3 ve 9 dahil. cd neresi? cd burası değil mi? cd burası. 6 eklersem ne olur oraya? 9 ile 15 arasındadır cd uzunluğu hangi aralıkta olmalıdır? 9 ile 15 aralığında olmalıdır diyeceğiz. Yani doğru cevabımız ne gelecek? Bursa gelecek. Geldik 5. sorumuza. Eşlik sistemin çözüm kümesinin boş küme olması için hmm. şimdi burası x eksi 8 burası x artı 6. Peki burada bir x eksi n var. Burada bir şimdi o zaman şuradan ne geliyor? Eksi 3 geliyor. 5 geliyor. Şuradan ne geliyor? 8 geliyor. Eksi 6 geliyor. Bir de n geliyor. Çözünürlük boş kümemiş. Yalnız bu sistem sorusu değil mi? Şimdi üstteki 1, alttaki 2. Kökleri sayıyorum. Eksi 6, eksi 3. n'i koyamadık bir yere. 5, 8 ama yerleştireceğiz Allah'a şükür. Bir yere onu sokuşturacağız arkadaşlar tamam mı? Bir beklesin bakalım. Yukarıdan eksi 3 ile 5 geldi. Aşağıdan da eksi 6 ve 8 kesin bunlar var. Eşitlik var mı? Yok. Başka sayısı pozitif pozitif, o zaman artı, artı, eksi, artı, artı, o zaman burası. Şimdi alttakinden ne gelecek? Başka sayısı pozitif, artı, eksi, 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 artı ama buralarda bir yerde kök gelecek. Bunda da negatif olduğunu istemiş. Şimdi bir yerlere yerleştirelim bakalım. Şu neyi bir yerlere yerleştirelim. Aslında ne değil de orası eksi n, dikkat edelim. Değil mi? Ne eksi ne olacak. Şimdi mesela 5 ile 8 arasına yerleştirsem şimdi ne, bu yerleştirdiğim ifadenin eksi olmasına bakmayalım da 5 ile 8 arasında olsa mesela şurada bir tane olsa o zaman burası tek kat kök eksi artı 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 eksi olacak. Gördüğünüz gibi ortak bir yer denk gelmedi. Oo, o zaman 5 ile 8 arası olabilir kabul. O zaman 5 ile 8 arasında kabul edeceğiz. En 5 ile 8 arasında herhangi bir yerde olabilir. Değil mi? Peki... 8'in sağ tarafında olabilir mi? Bu tarafta mı? Bir deneyelim. Mesela orada da şöyle yapacağız. O zaman ne oldu? Burada da bir kök var. Artı, eksi, artı, 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 eksi. Negatif olan. He, o zaman 5'ten büyük her şey olabilir. Peki. O zaman en ifadesi 5'ten büyük her şey olabilir. 5 olabilir mi? 5'i seçersem. Şimdi mesela. Ama dahillik olmaz ki 5'i seçersem. Hayır. En 5 olabilir. Mesela 5 olsun mesela o da. O zaman nasıl olacak? Bir bakalım be. Şimdi burası yok değil mi? Artı, eksi, artı, artı, eksi olacak. Evet 5 de olabilir. O zaman bizim en değerimiz 5'ten sonsuza kadar. Bunu eksiyle çarparsanız ne olacak? Eksi 5 ve eksi 5'ten önceki değerler olmuş olacak. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Ceyhan geldi diyebiliriz. Geldik 6. sorumuza. X bir gerçel sayı ve M bir pozitif tam soyamak üzere. Bunun eminci kuvveti buymuş. Yani diyor ki eğer siz bunun eminci kuvvetini alırsanız 2, 3, 4 yani toplam 5 tane olacak. 5 derseniz x, x 1, x eksi 2, x eksi 3, x 4 oldu. Bölü alt tarafta x, x 1, x 2 oldu. Şunlar birbirini götürecek o zaman. Bizim elimizde ne kalacak? Bu kalacak. Yalnız onlar birbirini götürüyor ama orada aslında 0, 1, 2 çift katlı kök oluyor. Şimdi oraları karıştırmayalım. 3, 4 diyelim. Tamam mı? Artı, eksi, artı. Şimdi eşitlik var. 3 de olabilir, 4 de olabilir. 3 ile 4 arasında bir yer olacak. Ne olamaz? 3,5 olur. 3,22 2 olur. 4 olur. 2,9 olmaz. 10 da 3 küsür bir şey. Bu da olur. O zaman doğru cevabımız geldi? Olamayacak cevabımız. E geldi diyebiliriz. Altında cevabı E şıkkıymış. Geldik 7. sorumuza. 7. sorumuza ne diyor? Yukarıdaki fonksiyon grafiği verilmiş. He, bir A var. Buradan bir A diye kök geliyor. Bir de B diye kök geliyor. Bir de 2 diye bir kök geliyor. E, piyasaya çıktı zaten. Demek ki Buradan gelecek kökler eksi 3 ile 5. Yani bu eksi 3 o zaman, bu da 5 o zaman. Değil mi? Aynen. O zaman bizim köklerimiz eksi 3, 2, 5. Bu şekilde. Şimdi iki tek katlı hepsi tek katlı okey. 5 eksiyle başlayacak. Neden? Toprağa iniyor çünkü başka sayısı. Artı eksi artı. Negatif olan bölgede gördüğünüz gibi bu bölge. Yani o zaman ben a'sı eksi 3'tür diyebilirim. Doğru mu? Tamam. fx fonksiyonu da şimdi şuradan bir eksi 3 diye bir kök geliyor. Yukarıdan bir 5 diye bir kök geliyor. Şimdi orası eksi 3x eksi 6'nın mutlağı. Bunun için yani aslında bu şunu da, şuna da eşit galiba. 3x artı altını mutlağına. Oradan bir eksi 2 diye bir kök geliyor ama eksi 2 çift katlı kök. Bunlar tek katlı kök. Şimdi bunları böyle birazcık açarsam soruyu rahatlatırım. Şimdi fx'in başkası ise eksi. Bunun başkası ise her türlü artı. Mutlakların başkası ise çift katlı köklerin başkası ise artı gelir. Artı, eksi, eksi, artı. Şimdi alt tarafı sıfır yapanlar boş. Üst tarafı sıfır yapanlar içi dolu olacak. Bu şekilde pozitif istiyor. Bu, burası neydi? Burası artıydı değil mi? O zaman pozitif derse buralarını alacağım. Şimdi eşsini sağlayan x tam sayılarının toplamı demiş. Yalnız, yalnız yanlış başladım. Çünkü eksiyle başlamam lazım değil mi? Çünkü burası eksi, burası artı. Eksiyle başlamam lazım. Artı, artı, eksi olacak. O zaman bizim istediğimiz x tam sayıları neler var? Eksi 3 var, eksi 2 yok, eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. Eksi 3 ile eksi 1, 1 ile 3'ü getirse 2, 4 ve 5'i toplarsanız ne yapacak arkadaşlar? Edirne yapacak diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü. Geldik 8. sorumuza. Şimdi bize diyor ki dik koordinat düzleminde 0-16 kapalı aralığında tanımlı f ve g fonksiyonun grafikleri verilmiştir. 0-16 kapalı aralığında g yani mavi olan f'in üstünde şimdi bir daha söyleyelim g hangisi mavi nerede f'in üstünde mavi olan bu f'in üstünde olduğu yerler burası yani 2'yi sayamam eşitlik yok o zaman eşit olurlar görüntüler birbirine şimdi burada bir 15'te bir de 16'da nedir g 16 ve G15 büyüktür. O zaman A elemanındır dediğimde 15'i ve 16'yı aldım. Şimdi 2'yi saymıyorum, 3'ten başlıyorum. Toplam 8 tane sayacağım. 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var. Şimdi 2 burada, 5 de burada 7, 8 de alacağım. O zaman tamam. Demek ki benim şurada en son 8'im var. Demek ki en değeri ne olabilir? 9 olmalıdır. O zaman cevabımız ne gelir? Denizli gelir diyebiliriz. Bilginiz olsun bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Yani testimizin de son sorusuydu. Ve böylece eşitliklerde 6. testin çözümünü yapmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.